yaptım abi. Selim. Her sabah sandviç, her sabah. Sağlık, sağlık. Boşver. Selim. Ne haber Jack, ne haber Murat? Ay Selim, çok ilginç bir şey öğrendim bugün. Kulaklarına inanamayacaksın. Ay birine söylemezsem çatlayacağım. Şu Ayşegül var ya, burnu gerçek burnu değilmiş. Ya. Ne? Burnu diyorum, burnu. Ameliyatlıymış. Ne ameliyatı? Ne ameliyatı olacak canım? Estetik. Estetik yaptırmış. Ya. Daha doğrusu zorunda kalmış. Ya. Niye? Çünkü burnu ağzını kapattığında yemek yiyemiyormuş zavallım. Nasıl ya? Burnu ağzı yemek. Ne alaka? Evet ya. Aman. Sana bir soru. Pazara giden file ne denir? Ne denir? File. Peki podyuma çıkan file ne denir? Ne denir? Defile. Ay. Fan kulübün faaliyette yine. Tiplere bak ya. Birazdan yine geyik esprilerinden birini evet. yapacak. Ceren. Yok bu iş böyle olmayacak. Benim bir planım var. Gidip Tuğçe'ye barış teklif edeceğim. Hatta bir de pasta ikram edeceğim. Niye? Çünkü bize yalanlar söylemesini engellemenin tek yolu bu. Bana güven. Ay, geliyor gıcık. Ne saçmalayacak acaba? Durun bakalım. Merhaba Tuğçe. Ne var? Çok güzel pastan var. Yer misin? Yemezler. Ne koydun bunun içine? Müsil ilacı mı? Hayır, çikolata. Hem de bol bol. Hem de ithal. İthal çikolata mı? Ya, en pahalısından. Gerçekten. Ama eğer istemiyorsan... Yok yok canım, ver şunu. Ha, ama sırf bu yüzden sana iyi davranacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Tamam. Ama bir şey soracağım. Ceren'le benim hakkımda ne yalanlar uydurdun bugüne kadar? Sana ne? Şu yalanları uydurdum. Ceren'in annesinin deli, babasının hayali ihracatçı olduğunu söyledim. Bir de senin burnunu yaptırdığını. Tuğçe, niye söylüyorsun ki bunları? Hani Ayşegül'e hiçbir şey anlatmayacaktık? Aa, niye rahatsız oldun Berna? Yoksa asıl burnunu yaptıranın sen olduğun ortaya çıkacak diye mi endişelendin? Yemin etmiştin hani bana kimseye söylemeyeceğini. Ha, bu Ebru da geceleri başındaki Tarkan posterini 9 kez öpmezse uyuyamıyor. İspiyoncu. Bir daha sakın benimle konuşma. Benle de. Ay dur bak daha neler söylediklerini anlatayım. Biliyor musun? Aha, yakaladım. Demek sınıfta benden habersiz pasta yeniyor. Ya. Benden kaçar mı? Kaçmaz. Oo, güzele benziyormuş be. Ben bunu öğretmenler odasına çayla beraber yiyeyim de ziyan olmasın değil mi? Olmasın. Siz de ne yapıyorsunuz? Sessiz, uslu durup öğretmeninizi bekliyorsunuz. Canım. Afiyet olsun hocam. İçimden bir ses artık Tuğçe'nin bizim hakkımızda hiç yalan uydurmayacağını söylüyor. Gerçekten mi? Nasıl başardın? Kendisini çok fena kekledim. Pastan nerede? Hulki Hoca aldı kaçtı. Ha. Eyvah! Ne oldu ya? Ne oluyor be? Nasıl ama? Güzel değil mi? Bak harika. Sadece üçümüz yiyeceğiz ha. Başka öğretmenlerine söylemek yok. Tamam mı? Gerçi koridorda size yakalanmasaydım bütün pastayı kendim ayıracaktım ama neyse yakalandık artık. Olsun. Yiyelim yiyelim. Ben de ders kırmak için bahane arıyordum. O yaramazlara coğrafya anlatmak hiç istemiyor. Ben de sınav yapacaktım. Müdür beye gidip söyleyeceğim. Sınav sistemine karşıyım kardeşim. Aynı fikirdeyim. Öğretmenler odasına girelim şunu hadi. Ay dur. Ay beklesene. Hayırdır küçük hanım? Siz niye sınıfta değilsiniz? Bir sorun mu var? Yok bir şey. Hatta belki de her şey eskisinden çok daha güzel olacak. Ya. Anneme gidip omzuma dövme yaptırdığımı söyleyeceğim. Ben de rujunu kullandığımı. Ne haber Selim? İyilik. Sen kendi ağzına bak. Ama sabah akşam ton balığı yemek zorunda olmak bitiriyor beni. Hayır sevmiyorum ki. Bana kalsa kızarmış patates yerim. Harika olmuş. Bir şey söylesene şuna. Ne söyleyeceğim? Süper olmuş. Ayşegül, pasta gerçekten çok lezzetliymiş. Sen de mi yedin? Aha yedim. Ve sana yalan söylediğim için kendimden nefret ediyorum. Yalan mı söyledin? Ne zaman? Ya hani ben bu akşam Selim'le baş başa kalmak istemediğimi söyledim ya.
Aslında çok istiyorum. Gerçekten mi? Aha. Yani sanki Selim'le ben bir elmanın iki yarısıymışız gibi geliyor. Sen de sadece arkadaş olarak gördüğünü söylediğine göre sorun yoktur herhalde. Tabii. Bir sorun yok ya. Tabii tabii. Gerçekten mi? Tamam. Yani bu akşam baş başa gidebiliriz. Hı-hı. Aa, yaşa be Ayşegül. Ben hemen Selim'e haber vereyim. Ne oluyor sana ya? Kim yatıyor ya? Selim, hani akşam çıkacaktık ya. Ayşegül sen ben. Ben ne yaptım ya? Çocuklar oturun. Otur kızım. Hocam dudağınızda pasta var. Pardon. Çocuklar öğretmeninizin canı sıkıldığı için derse girmekten vazgeçti. Bu durumda benim derse girmem lazım ama benim de canım hiç istemiyor. Zaten odamda tenis maçı seyrediyordum. Yarım kaldı şimdi. Olur mu? Ders verse yok yavrum. Serbestsiniz. Ayşegül, Ceren bizimle gelemeyeceğini söyledi. Ya doğruyu söyle, burnu yüzünden değil mi? Ya yok. Benim bir işim çıktı da siz benim yerime de eğlenin. Benim hemen gitmem lazım. Ne yapalım?